Kaçışın ötesinde. İkinci kısım. İşte en son bunları hatırlıyorum. Size söyledim. Aygıt'ın kayıtlarını birlikte tekrar tekrar izledik. Daha fazlasını bilmiyorum, dedim. Karşımda ayakta duran sarışın, orta yaş krizinde, hayata tutunmaya çalışan, sinirden alnı kırışmış hanımefendiye. Giydiği kıyafet daha önce bu şirkette çalışan insanların giydiği renkteydi. Koyu mavi. Kendisi en fazla müdüre yakın olan iş bitirici ekipten olmalıydı. Ya da belki sadece arabulucudur diye düşündüm. Size inanıyorum. AN-2112. Sesi çatallı ve epey yorgun geliyordu. İsmim Aaron Novak. Lütfen bana böyle hitap etmeyin diye çıkıştım hemen. Herkesin kendini tanımlayan bir ismi vardı. Dolayısıyla gerçek ismimi kullanmasını tercih ederdim. Düzeltmemin ardından birkaç saniye boyunca duraksadı. Pekala, Bay Aaron, dedi kelimelerini yavaş ve iğneleyici bir şekilde vurgulayarak. Neden peşinizde olduklarını anlamıyorum. Sicilinize göre 6 ay kadar önce hırsızlıktan dolayı hapse girmişsiniz. Daha sonra inspection şirketi devlet onayıyla sizi denek olarak kendi bünyesine katmış. İtiraf etmeliyim, Aygıt'ın kaçış simülasyonlarında hayatta kalma oranınız oldukça yüksek. Öyle mi? Dedim şaşırarak. Verdikleri ilaçlardan hafızam bazen kendine gelemiyor da. Daha önce söylendiyse hatırlamıyorum. Evet, unutkanlığınız önemsiz olarak not düşülmüş dosyanıza. Önceden söylenmemiş. Ancak konumuz bu değil. Şimdi benim merak ettiğim soru size niçin yaklaştıkları. Kimin tam olarak? Aygıt'a yıllardır sızmaya çalışan şu örgütün elindeki ekrana birkaç kere dokunduktan sonra önüme holografik sayfalardan çıkardı. Sayfa başında bir gazete haberi bulunuyordu. İçerik tamamen Gardiyanlar isimli örgütün Inspection şirketine olan saldırılarını konu alıyordu. Siber suçların ve hasar biriminin notlarına göre Gardiyanlar'da en çok bilinen isimlerden ikisi Zeta ve Kerry Dawson idi. Ancak örgütün tam kaç kişi olduğu bilinmiyordu. Ben bunları okurken bir yandan hanımefendi okuduklarımı özetleyerek anlatmaya çalışıyor, arada bir duraksayıp önüne koymuş olduğu sudan birkaç yudum alıp konuşmaya devam ediyordu. Kafamı sıkkınlıkla öne eğdim. Hırsızlıktan gelen deformasyon olsa gerek, bana yarar sağlamayan hiçbir bilgiyi almayı sevmezdim. O yüzden sözünü kesip araya girdim. Hanımefendi, isminiz neydi acaba sizin? Yakanıza iliştirilmiş bir şey göremedim de. Bu gizli bir bilgi. Akışını bölmemin memnuniyetsizliğini belli edercesine burnundan derin bir nefes alıp verdi. Ben sadece inspection şirketinin bir elemanıyım. Bunu bilmeniz yeterli, Bay Aaron. Tekrar suyundan bir yudum aldı ve konuşmasına devam etti. Şimdi, Bay Aaron, bize yardım etmenizi istiyoruz. Etmezsem, dedim alaycı bir tavırla. Bu soruya karşılık olarak ne cevap vereceğini çok iyi biliyordum. Hapishaneye geri gönderileceksiniz. Tam tahmin ettiğim gibi, dedim içimden. Şantaj yapmak ha? Çok alçakça çok. Tabii burada bana da düşen başka bir şey yoksa. Peki ya kabul edersem ne kazanacağım? Arkama yaslandım. Kendimden emin bir şekilde cevabı bekliyorum. Hayat şartlarınızı iyileştirebiliriz. Şehirden uzakta orman alanında bir otelde yaşayabilir, Aygıt'la olan deneyleri otel odanızdan yapabilir. Haftada bir gün gözetim altında dışarıyı gezme izni talep edebilirsiniz. Beni buradan biraz olsun uzaklaştıracaksa güzel tabii diye düşündüm. Ama zaten Aygıt'ta uzun süreler kalıyordum. Ardarda girdiğim zamanlarda günler boyu uyanamıyordum. Size yardım edersem Aygıt süresinde sınırlama istiyorum. Simülasyonda olduğumu anlamayacak kadar uzun kalmak etik değil. Üstelik hafıza kaybına bir çözüm istiyorum. Zeta benimle konuşurken Aygıt'ı ya da şu top druidleri uyanana kadar hatırlayamadım bile. Hanımefendi biraz düşündü. Kargacık burgacık olmuş alnını ovuşturdu. Daha sonra elini ağzını biraz kapayacak kadar götürdü. Sessizce bu durumu konuşup halledeceğim dedi. O zaman söyleyin bakalım. Nasıl yardımcı olabilirim? Oturduğu sandalyeden kalktı. Sizi yine Aygıt'a bağlayacağız ve bu sefer kaçış simülasyonunda size yardım etmelerine izin vereceğiz. Kendilerine çekene kadar bekleyeceğiz.
Aygıttan birini sadece bir bilinç olarak kaçırmanın mümkün olmadığını biliyoruz. En azından böyle bir şey yapmak istiyorlarsa sizi tamamen öldürmeleri gerek. Ölü istenmediğiniz raporlara göre daha olası. Dolayısıyla içeriye sızıp sizi fiziksel olarak şirketten çıkarmaları buradaki tek ihtimal. Bunu hazır bir şekilde bekleyeceğiz ve sizi izliyor olacağız, dedi. Umarım beni güvende tutabilirsiniz hanımefendi. Plan benim gem olmamdan dolayı pek parlak görünmüyordu ancak sözlerini tutacaksa sanırım bu adrenalin dolu yolculuğa hazırdım. Tabii ki Bay Aaron. Sizin güvenliğiniz bizim önceliğimiz olacak. İşbirliğiniz için teşekkür ederim. Hanımefendi arkasını dönüp basınçla açılan kapıdan çıktı. Kapı tekrar kapanmadan bana uzayın derinliklerine gömülmüş gece yıldızları gibi bakan gözleriyle bir bakış attı. Ertesi günü ilk iş yattığım dört duvar odadan çıkarıldım. Aygıt'a bağlanmak için hazırlanmış özel bir odaya top droidler eşliğinde getirildim. Neredeyse her renkten kablolara bağlı duvar boyunca uzanan konsollar mekanik sesler çıkarıyordu. Top droidlerden siyah, dev bir görüş sensörü yuvası olan ileri atıldı. Bu bağlantı cihazı. Aygıt'a bağlanmanızı daha kolaylaştıracağını düşündüğümüz yeni prototiplerden. Bilgilendirildiğim rapora göre bu oda herhangi bir kayıta yer almadığı için burada güvende olacağınız belirtilmiş. Lütfen görmüş olduğunuz koltuğa oturun. Güvenlik güçlerinin gelmesiyle giriş başlatılacak. Koltuğa oturduğum gibi ellerim omzuma kadar kelepçelendi. Kapı kapatıldı. Bağlantı kafama soktukları büyük ince iğnelerle sağlandı. O sırada kapı önünde ayak sesleri duydum. Güvenlik güçleri gelmiş olmalıydı. Top droidlerin siyah olanı yakınımda beklemekte, bakır renkteki ise kendisini şarj etmek üzere kapıya yakın bir alanda kendini kapattı. Her yer hızlıca bulanıklaşmaya, kafamı hareket ettirememeye başlamıştım ki gözlerim karardı. Sersem bir şekilde uyandım ve çevremi gözlemlemek için etrafıma bakındım. Kendime pencereleri demirlerle çevrelenmiş sarı renkte bir okul binasının önünde buldum. Bahçesi yaklaşık 60 metre uzunluğundaydı ve türlü türlü budanmış ağaçlarla doluydu. Hava oldukça sıcaktı. Sessizlik ise etrafı sarıp sarmalıyordu. Her adımda yankılanan ayak adımlarım ölüleri rahatsız edercesine etrafa yayılmıştı. Gözlerimi biraz daha gezdirdiğimde bu sessiz bahçenin derinliklerinde hareket eden hiçbir insan ya da canlı göremedim. Sanki zaman durmuş gibiydi. İşte bu iyiye işaret olamaz, dedim bıkmış bir tavırla. Kimse var mı? İç içe geçmiş çemberlerden bir simge oluşturan poster kağıdı hafif bir rüzgar eşliğinde hızla geçti. Tanıdık bir simge olmalıydı. Ancak ne olduğunu hatırlayamadığımdan umursamayıp okulun içine geçtim. Normalde kendimi hapsedilmiş bulduğum simülasyonlarda buradan kaçmak üzere kodlanmışçasına bir istek duyardım. Ancak buradan kaçmak için hiçbir sebep önümde yoktu. Okulun dolaplarının olduğu koridorları geçmekteydim ki megafonlardan kuru bir gürültü gelmeye başladı. Sonra gürültüyü bozuk bir ses böldü. AN-2112. Bir adım var benim ama evet. İlerle ve dördüncü kapıya gel. Siz kimsiniz? Ses gelmedi. İçimden bir ses gitmemem gerektiğini söylüyordu ancak burada ne döndüğünü öğrenmem gerekliydi. Dördüncü kapıya gelince derin bir nefes aldım ve tedirginlikle içeri girdim. Beni tahta masaya oturmuş bembeyaz elbise giymiş bir kadın karşıladı. Gözlerinin biri güneş kadar sarı, diğeri ise ormanlar kadar yeşildi. Giydiği bembeyaz detaysız elbisesinin arkasından çıkan örümcek uzuvları ondan bağımsız hareket ediyordu. Kararsız bir şekilde dalgalanan holografik görüntüsüyle karşımda duruyordu. Ben Kerry Dawson. Hoş geldin, dedi.
Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Üçüncü partta görüşmek üzere.